أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين محترم مسلمان محترم كاردشترم ومحترم أباجدارم Bir şekliyle mahzun olarak girmiş olduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif'in yarısını geride bırakmış durumdayız. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergahında kabul eylesin. Kılmış olduğumuz namazlarımızı, teravih namazlarını kabul eylesin. Geriye kalan günlerde razı olduğu amellerle meşgul olmayı nasip ve müyesser eylesin. İnsan kötü haber duymaktan hoşlanmaz. Koronavirüs salgınının ve bu pandeminin yaşanmış olduğu dünyada haftalardır belki aylardır hep kötü haberler işitiyor insanlar. Halbuki mübarek Ramazan ayı, Ramazan'e girdiğimiz ilk günlerde de söylemiştik, Müslümanlar için tarifsiz bir fırsattır. Ne kadar kötü haberler etrafta piyasada haberlerde olursa olsun oruç tutan Müslümanlar için Allah Azze ve Celle tarafından verilmiş olan çok güzel haberler var. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin bu müjdesini bizlere haber veriyor. Müslim'de geçen hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki Lissâ-i müferhatân Oruç tutanlar için iki sevinç anı vardır ferhatun inde fıtrihi ve ferhatun inde liqai rabbih. Bir sevinç anı her akşam güneş battığında iftar yaptığı zaman oradadır. Allah için oruç tutmuş, aç kalmış, susuz kalmış, Allah'ın verdiği nimetlerle orucunu açacak bir mutluluk, bir sevinç anı. Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için bir ibadeti tamamlamanın vermiş olduğu sevinç anı. Birinci sevinç anı orada. ikincisi içe ise ve ferhatun inde liqa'i rabbih. İkinci mutluluk, esas mutluluk, gerçek mutluluk, büyük mutluluk ise Rabbine kavuştuğu zaman olacak. Kıyamet gününde, ahirette, ebedi hayatta Allah'a kavuştuğunda işte o orucun mükafatını Allah Azze ve Celle ona verecek. Öyle bir ortamda Olacak ki oruç tutan müminler yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmiz'de geçen hadiste orayı bize tarif ediyor. Oruç durara mahsus. Oruç tutmuş olan Müslümanlar için bir müjde veriyor ve buyuruyor ki İnne fil cennetile bâben yud'ar reyyân Cennette bir kapı vardır ki o kapının ismi Reyyan kapısıdır. yudu lehus -sâimûn. Oraya oruç tutanlar davet edilir, çağrılırlar. Femen kâne mine sâimîne dâhalahu ve men dâhalahu lem yedme Sadece ve sadece oruç tutanlar o kapıdan gireceklerdir. Ve o reyyan kapısından giden, giren oruçlular bir daha susuzluk çekmeyeceklerdir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse bunlar çok güzel haberler. Bu haberler bizim için müjdedir, muştudur. Yaptığımız amellerin değerini bilmemiz için bizler için teşviktir. İnsanlar güzel şeyleri duymaktan hoşlanırlar. Özellikle çok değerli insanlardan, sevdiklerinden iltifat duymayı, duymaktan daha çok hoşlanırlar. Bakın bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutanlar için tabiri caizse Allah Teala'nın vermiş olduğu bir iltifattan bahsediyor. Muhterem kardeşlerim buyuruyor ki Bukhari şerifte geçen hadis şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ Oruç tutanın o ağız kokusu Allah Azze ve Celle'nin katında mis kokusundan daha güzeldir. Düşünebiliyor musunuz? Bu iltifatı oruç tutanlara onları yaratan onlara oruç tutmalarını emreden, karşılığında tarifsiz mükafatlar verecek olan, Allah'a kavuştuklarında reyyan kapısından girin buyurun diye davet eden Allah yapıyor. Bundan daha güzel haber olabilir mi? Bunun farkında mıyız? Bunu biliyor muyuz? يَتْرُكُ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ min اَجْلِهِ Bu kutsi hadiste devam buyuruyor. O oruç tutan ki yemeği, içmeyi, şehvetini benim rızam için terk eyledi. Onları tatmin etmedi, onlardan uzak durdu. es Öyleyse oruç benim içindir. Ve en edzi bihi vel hasenetu bi Orucun mükafatını ben vereceğim ve iyiliğin karşılığı on katıyladır. On misliyledir buyuruyor muhterem kardeşlerim. Bunlar çok güzel haberler. Bunlar gerçekten Bizlere Müslüman olduğumuz için tekrar Elhamdülillah Ya Rabbi. Hamd olsun sana, şükürler olsun sana Ya Rabbi. Nimetlerin en büyüğü olan Müslüman olmayı bizlere nasip ettiğin için ve hamd olsun sana Ya Rabbi. Bizlere tarifsiz bir fırsat olan Ramazan ayına kavuşmayı nasip ettiğin için o ayda oruç tutmayı nasip ettiği için sana hamd olsun, şükürler olsun Ya Rabbi diyoruz. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayının yarısını arkamızda bıraktık, geçirmiş olduk. Malumunuz Ramazan'ın başında da mutlaka bu ayeti sık sık duydunuz, işittiniz. Estağfurullah Bakara suresinde Rabbimiz buyurmuştu: "Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum la'alakum tettequn." Orucun hikmetini bu ayet-i keymede bizlere bildirmişti. Ey iman edenler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya ulaşırsınız. Tuttuğunuz oruçla takvaya ulaşırsınız buyurdu Rabbimiz. Oruç ibadetinin hikmetini, hikmetlerinden birisini, ana hikmetini bizlere böylece bildirmiş oldu Allah Azze ve Celle ayeti kerimede. Peki yarısını oruçla geçirmiş olduğumuz mübarek Ramazan ayında bunu hissediyor muyuz? Kalbimizde böyle bir takva duygusunun çoğaldığını, kuvvetlendiğini, orucumuzun bize bu noktada destek verdiğini ve takvaya ulaşma noktasındaki ilerlememizi hissedebiliyor muyuz Eğer hissediyorsak o zaman yapmış olduğumuz amelleri daha da çoğaltmaya çalışmamız lazım Yok eğer hissetmiyorsak takvaya ulaşmıyorsak elimiz dilimiz gözümüz Allah'ın razı olmadığı amellerle işlerle meşgul oluyorsa oruç tuttuğumuz halde o zaman hemen sanki şöyle şah damarı kesilmiş kan kaybeden ölmek üzere olan bir insanın nasıl ki her şeyi bırakıp o kanamayı durdurması gerektiği gibi her şeyi bırakıp Ramazan-ı Şerif'in geriye kalan günlerinde takvaya ulaşabilmek için Allah'ın emrettiği, Resulullah'ın öğrettiği şekilde zamanı geçirmemiz gerekiyor muhterem kardeşlerim. O takva ki bizler için o kadar önemli bir şey ki o takvaya ulaşırsak o takvaya ulaşırsak Rabbimiz bakın Tahrim suresinde ne buyuruyor? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا. Kim Allah'tan korkarsa, kim takvaya ulaşırsa, kim muttaki olursa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Dertlerine, problemlerine çare gösterir. İçinde bulunduğumuz haller, yaşadığımız problemler, onlardan bir türlü çıkamıyorsak, işte içinde bulunduğu dünyanın hali, o hale bir çare bulmak istiyorsa takvaya ulaşması lazım. Allah'la olan ilişkisini düzeltmesi lazım. Allah'ın razı olduğu kulların zümresine girmek için Ramazan ayını iyice değerlendirmesi lazım. Yecallahu mahreca. İşimiz iyi gitmiyorsa, halimiz iyi değilse, ailemizde problemler varsa, çoluk çocuğumuzla sıkıntılar yaşıyorsak takvaya ulaşmamız lazım. Eğer takvaya ulaşırsak yecallahu mahreca. Allah onlara bir çıkış kapısı gösterecektir buyuruyor Rabbimiz. Bütün problemlerimiz için. Ve yarzukhu min haythu la yahtesib. Hiç ummadığı yerden rızıklandıracaktır. Ummadığımız yerden bereketi gönderecektir. Ve men yetevakkal ala Allah fehuve Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter buyurdu Rabbimiz. Öyleyse oruçla beraber takvaya ulaşacağız ki Allah bize çıkış yolu göstersin. Sadece içinde bulunmuş olduğumuz şu hal için değil, genel halimiz için bir çıkış yolu göstersin Rabbimiz. Razı olduğu kullardan olabilelim. Oruçla beraber takvaya ulaşalım muhterem kardeşlerim. Eğer oruçla beraber takvaya ulaşırsak, muttaki olursak, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يسرى. Kim muttaki olursa, takvaya ulaşırsa, Allah ona işinde bir kolaylık lütfedecektir zor olan kapılar birden açılı verecektir. Başarılmaz gibi görünen görevler birden kolaylaşacaktır. Allah için bu kun fe yakun ol demekten ibarettir. Ama biz onun razı olduğu kullardan olmakla mükellefiz. Biz onun emirlerini yerine getirmek durumundayız. Ve muttaki olabilirsek, oruçta bu duruma ulaşabilirsek, işte Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de bu haberleri veriyor, bu müjdeleri veriyor muhterem kardeşlerim eğer takvaya ulaşabilirsek, bugün dünyada basının yalan söyleme makinesi gibi çalıştığı bir dünyada hak ve batılı ayırt etmenin zor olduğu, doğruyu yanlıştan ayırt etmenin zor olduğu bir dünyada bakın takvaya ulaşanlar için Rabbimiz şöyle bir müjde veriyor. اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ Eğer Allah'tan korkarsanız, muttaki olursanız, takvaya ulaşırsanız, Allah size bir furkan verir. Hakkı batıldan ayırt etme özelliği verir. Siz artık bu şekilde düşünürsünüz. Doğruyu yanlışı anlarsınız. Hakkı batıldan ayırırsınız. Böylece safınızı ve tarafınızı da iyi seçersiniz. Kimlerle beraber olmanız gerektiğini, kimlere karşı olmanız gerektiğini takva sayesinde öğrenmiş olursunuz. Eğer tuttuğumuz oruçla birlikte takvaya ulaşırsak bakın Allah'ın müjdesine اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Allah muttaki olanları sever buyuruyor Rabbimiz. İşte bu güzel haberler muhterem kardeşlerim. Bu güzel haberler hep muttakiler için. Peki Ramazan ayının yarısını geride bırakmış olduğumuz tekrar tekrar soruyorum farkında olalım diye. İnanın ki farkında olmadan zaman gelip geçiyor. اَيَّامَ mağdudat Sayılı günler buyurdu Rabbimiz. Sayılı günler olduğu için ve tarifsiz bir fırsat olduğu için iyi değerlendirelim diye farkında olmamız gerekiyor. Çok sayılı ve az bir zamanımız olsa o az bir zaman içerisinde düşünün. Yani kıyaslamak için kıyasına böyle bir kıyas olmaz da anlaşılsın diye. Deseler ki 3 saatlik bir vaktiniz var. İşte şu Aveme'nin kapısı açılacak. İçerideki bütün mağazalardan, dükkanlardan 3 saat içerisinde istediğin bütün eşyaları alabilirsin ücretsiz olarak. Ama o zaman içerisinde bunu yapman gerekir. Alıp para ödemeden hepsi sana hediye çıkıp gideceksin o zaman dilimini, o mağazaların karşısında olan maksimum derecede değerlendirmek isteyen kişi nasıl değerlendirir? İnanın ki boş işlerle meşgul olmaz. Oradan her şeyi elde edebilmek için, para ödemeden o mağazalardan istediği her şeyi ulaşabilmek için koşarak, koşturarak almak için uğraşır çabalar. İşte Ramazan ayı bununla kıyaslanmaz, tarifsiz bir fırsat. Allah'ın rızasına ulaşmak, Muttaki olabilmek için, hakkı batıldan ayırabilmek için, zorlukların kolaylaşması için, Allah'ın ummadığımız yerden çıkış yolları kapıları açması için tarifsiz bir fırsat. Zamanı iyi değerlendirelim muhterem kardeşlerim. Zamanı iyi değerlendirirsek geriye kalan zaman diliminde inşallah laallekum tettekun. Oruçla beraber Allah'ın vaadidir. Oruç ibadetinin hikmetidir. Muttakiler zümresinden olabileceğiz inşallahü teala. Rabbim lütfeylesin nasip eylesin, Rabbim'in tuttuğumuz oruçlarla muttaki olabilmeyi nasip ve müesser eylesin. Muhterem kardeşlerim, peki, muttaki olabildiğimizi anlaşılsın diye iki örnekle söylemek istiyorum, örneklendirmek istiyorum. Nasıl anlarım acaba? Bilmiyorum ki acaba, benim tuttuğum oruç, beni takvaya ulaştırıyor mu? diye aklımıza soru gelebilir şu anda. Muhterem kardeşlerim, muhtereme başlarım O zaman o soruyu cevaplandırma için, şu soruyu kendimize soralım ve bakalım o durumda nasıl davrandık, nasıl davranıyoruz? Takvamızı oradan ölçebiliriz inşallahu teala. Oruç tutuyoruz, eve geldik. Kimse yok. Belki zor bir işte çalıştık, yorulduk, acıktık, susadık. Orada yemek var, işte orada su var. Helal kazanmış olduğum alın terimle, o parayla almış olduğum ekmek var, içecek var, yiyecek var. Evde de hiç kimse yok, hiç kimse görmüyor. Ama ona rağmen hiç dönüp bakmıyoruz dahi. Eğer bakmıyorsak oruç tuttuğumuzdan dolayı ben oruç tutuyorum. Kimse görmüyor. اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ Dilediğinizi yapın. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Evde yalnızsınız ama Allah görüyor. İşte o anda bizi helal paramızla almış olduğumuz o ekmekten, o içecekten, o yiyecekten uzak tutan nedir? Takvamızdır. Allah korkusudur hiç kimsenin görüp görmemesinin hiçbir önemi yok ki. Ben orucu Allah için tutuyorum, O görüyor. Onun rızasına kavuşmak için tutuyorum, muttaki olabilmek için tutuyorum diyorsak, işte bu takvadır. Allah'tan korktuğumuz için Allah'ın emrini yerine getirmektir. Allah'tan korktuğumuz için Allah'ın cezasının cezasını gerektirecek amellerden ve davranışlardan uzak durmaktır. Şunu da düşünelim. Oruç tutuyoruz. Abdest alıyoruz, namaz kılacağız. Oruç tuttuğumuz zamanlarda abdest alırken bir başka itina ile dikkatle abdest alıyoruz. Ağzımıza su verirken, burnumuza su verirken, boğazımıza, boğazımızdan aşağı su kaçmasın diye, orucumuz bozulmasın diye dikkat ediyoruz. Allah'tan korktuğumuz için abdest alırken ağzımıza su verdiğimizde, burnumuza su verdiğimizde boğazımızdan bir damla suyun geçip geçmediğini sadece biz biliriz ve sadece Allah bilir. Farz edelim ki biraz dikkatsiz davrandık. Oldu işte bir damla su kaçıverdi. Orucumuz bozuldu. Sadece sen biliyorsun ve sadece Allah biliyor. Ama ona rağmen akşama kadar oruç duymuş gibi davranıyorsun ve o günü kaza ediyorsun. İşte bu takvadır. Bunu yapabiliyorsan, böyle düşünebiliyorsan, böyle davranabiliyorsan işte o zaman takva yolundasın. Allah seni tuttuğun oruçta takva yolunda ilerlemeni nasip ediyor. Devam edeceksin. Daha çok salih emellerle meşgul olacaksın. Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyacaksın geriye kalan günlerde. Camiler, camilerde itikaf yapmamız belki mümkün olmayacak. Fakat evimizin bir yerinde yani itikaf fıkhen o niyetle olması mümkün değil. Fakat daha fazla salih emellerle meşgul olma anlamında ve adında son günleri daha iyi değerlendirmemiz gerekir muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü girdiğinde daha da ibadetlerini çoğaltıyordu ve ev halkını, hanımlarını ibadetlere kaldırıyordu. Onları da daha canlı bir biçimde ibadet yapmak için teşvik ediyordu diyor hadis-i şerifte. Öyleyse bizler de Ramazan-ı Şerif'te bu son geriye kalan günlerde inşallahu teala bununla meşgul olacağız. Her tuttuğumuz oruçta, ve her günün sonunda bu muhasebeyi yapacağız. Kalbimizi yoklayacağız. Kalbimizdeki Allah'la olan ilişkimizi muhasebe edeceğiz. İlahi murakabe altında olduğumuzu asla ve asla unutmayacağız. 30 gün boyunca bunu yapan bir Müslüman, 30 gün boyunca Allah Teala'nın emrettiği için kendisine normal şartlarda helal olan şeylerden Allah'ın emri gereği uzak duran bir Müslüman 30 gün bittikten sonra artık kendisine haram olan yani Allah'ın yasaklamış olduğu şeylere yaklaşmayacaktır. Allah onu muttakiler kadrosuna alacaktır. Allah onunla o günahlar arasına bir set çekecektir. Dualarımızda bu olacak. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif bittikten sonra da senin razı olmadığın amellerle arama set çek Ya Rabbi. Onları işleme noktasında şeytan vesvese verirse Ya Rabbi beni onlardan uzak eyle diye dua edeceğiz. Bu şekilde çalışacağız. Muhterem kardeşlerim. Zamanı geri çevirmemiz mümkün değil. Şu sohbeti yaptığımız zamanı dahi bir saniyesini dahi geri çevirmemiz mümkün değil. Zamanı bir defa yaşıyoruz fakat şunu unutmayalım ki zamanı bir defa yaşadığımız halde o zaman dilimini değerlendirme noktasında ve orada sevap kazanma noktasında iki defa değerlendirmemiz mümkündür. Nasıl mı? Şöyle yani bir teşvik olsun diye söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men fetter saimen ecrihi, gayr ennehu la yenqus min saimi Kim bir oruçluya iftar verirse, onu doyurursa, iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeden buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek bu? Bir müjde. Zamanı çevirmemiz mümkün değil geriye. Yani Ramazan-ı Şerif 30 günse 30 defa oruç tutmamız mümkün. Fakat bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki 30 defa oruç tutmamıza rağmen 30 defa değil, 60 defa, 120 defa, binlerce defa sevap kazanmamız mümkün. Yani bir günün orucu için çok 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 günler boyunca oruç tutmuş gibi sevap kazanmamız mümkün buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl? Fakirlere, fukaraya, miskinlere iftar yaptırarak. Elhamdülillah günümüzde ...bu işi organize olarak yapan çok güzel güvenilir organizeler var. Onlarla beraber dünyada ulaşmamız mümkün olmayan belki birçok yere... ...iftar sofralarına katık yollamamız mümkün. Sofralarında ekmek, su desteği vermemiz mümkün. İşte Ramazan-ı Şerif'te şimdiye kadar yapmadıysak bile geriye kalan günlerde... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi... ...o insanların en cömertiydi fakat Ramazan ayında... Daha cömertti diyor ya hadis-i şerifte işte böyle bir şekilde inşallah geriye kalan 14-15 günde 15 defa belki oruç tutacağız. Fakat 15 değil gelin 150 defa oruç tutmuş gibi sevap kazanmaya çalışalım. Rabbim lütfeylesin, Rabbim kabul eylesin, Rabbim tuttuğumuz oruçlarla takvaya ulaşmamızı nasip ve müyesser eylesin. Amin ya Rabbel Alemin ve selamun adel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin.